Efsane isimlerinden Selçuk Yaşar'ın ölüm yıldönümüydü. Karşıyaka'da seni unutmayacağız Selçuk Yaşar pankartıyla sahaya çıkıyor sevgili izleyiciler. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumunda haftanın en zor maçı, zirvede kritik mücadele. Karşıyaka'yla Batman Petrolspor. Her iki takım için de çok kritik bir mücadele. Hem Karşıyaka hem Batman Petrolspor için. Batman Petrolspor liderliğini korumak, Karşıyaka ise rakibini yenip liderliği devralmak istiyor. Öyle bir mücadele. Az sonra bu mücadele bir TV ekranlarında sizlerle birlikte olacak ve İstiklal Marşımız. Sevgili izleyiciler, artık mücadele için her şey hazır. Biz de şimdi her iki takımın 11'lerini aktaralım sizlere. Ev sahibi Karşıyaka 1, kalede Haydar Yılmaz, 2 Erdem Gökçe, 3 Ferdi Burgaz, 5 Alpay Koldaş, 6 Emre Keleşoğlu, 9 Fatih Taşdelen, 10 Şeref Özcan, 11 Yasin Ozan, 14 Mehmet Alaaddinoğlu, 20 Hakan Erçelik, 65 İsmail Güner. Teknik direktör Erkan Sözeri. Konuk Batman Petrolspor'un 11'ini aktarıyoruz. Kalede 38 Yusuf Balcıoğlu, 5 Hamza Özdemir, 7 Uğurcan Bekçi, 10 Nurettin Çağlar, 14 Akın Akman, 17 Tunç Murat Behram, 19 Muharrem Öner, 21 Ergün Nazlı, 27 Ali Mert Işık, 35 Yalçın Heyecan Kaya, 88 Mustafa İnan. Teknik direktör Mesut Toros değerli izleyenler. İzmir'de çok güzel bir maç havası var diyebiliriz. Tribünlerde oldukça kalabalık bir seyirci var. Karşıyaka tribünleri bugün takımlarını yalnız bırakmıyor. Batman Petrolspor tribünleri de bugün deplasman tribünlerine kendilerine ayrılan yeri hemen hemen doldurmuş durumda. İyi bir seyirci topluluğu var. Maç öncesi her iki takım taraftarları arasında da fair play görüntüleri vardı. Karşılıklı tezahüratlar vardı. İki takım taraftarını da buradan kutlamak istiyorum sevgili izleyiciler. Hem Karşıyaka hem de Batman Petrolspor taraftarları. Mücadele için artık her şey hazır. Karşılaşmayı Samsun bölgesinden Gökhan Özbulut yönetecek yardımcılıklarını. Trabzon bölgesinden Azem Zorlu ve Trabzon bölgesinden yine Hasan Ata yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Amasya bölgesinden Aslan Gökhan Çelik olacak değerli izleyenler. Karşılaşma için artık her şey hazır. Zirvede dev mücadele. Karşıyaka mı, Batman Petrolspor mu? İlk düdük çaldı. Mücadele başladı. Maçın anlatımında ben Ali Kumral. Keyifli seyirler diliyorum değerli izleyenler. Karşıyaka taraftarları ilk düdükle birlikte müthiş bir tezahüratla başladı. Cumartesi günü olmasına rağmen iyi bir seyirci topluluğu var. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumunda.
Karşıyaka ligde şu ana kadar oynadığı mücadelelerde 11 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 35 puan topladı. 3. sırada yer alıyor. Batman Petrolspor ise ikinci yarının ilk haftasını bay geçti. Karşıyaka'ya oranla bir maçı eksik. Onlar da 11 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 38 puanla ligde zirvede yer alıyor Batman Petrolspor. Sezonun ilk yarısında Batman'da oynanan mücadeleyi Karşıyaka 2-1 kazanmıştı. Karşıyaka bugün de kaybetmediği takdirde rakibine karşı ikili averajı ele geçirmiş olacak. Tabi sezon sonunda şampiyonluk yolunda her ihtimal, her hesap çok önemli. Bugün o anlamda da ikili averaj konusunda da iki takım açısından kritik bir mücadele. Hem Karşıyaka için hem Batman Petrolspor için. Karşıyaka geçen hafta deplasmanda yine zirve yarışında önemli rakiplerinden Turgutluspor'a 1-0 mağlup oldu. Yine Batman Petrolspor'da Elazığspor'la karşı karşıya gelmişti. 1-0 geriye düştüğü mücadelede Batman Petrolspor beraberliği uzatma dakikalarında Tunç Murat Behram'ın attığı golle kurtarmıştı ve 1-1 berabere kalmıştı Batman Petrolspor ve Turgutluspor. Bu arada Karşıyaka'da sakatlık geçiren bir oyuncu vardı ve bir oyuncu değişikliği olacak. Henüz maçın ilk dakikasında Şeref Özcan Karşıyaka'da sakatlık geçirdi. Sezonun devre arasında takıma katılmıştı Şeref. Şeref oyuna devam edemeyecek. Karşıyaka'da büyük bir şanssızlık maçın başlamasıyla birlikte. Şeref Özcan sakatlandı ve bir oyuncu değişikliği olabilir Karşıyaka'da. Oyuncu değişikliği işareti yapıldı kenar yönetime. Şeref Özcan bugün ilk kez Karşıyaka formasıyla 11'de sahaya çıkmıştı. Onun için de büyük bir şanssızlık oldu. Maçın henüz ilk dakikasında sakatlık geçirdi. Boluspor'dan transferi Karşıyaka'nın Şeref Özcan daha önce Altınordu'da da forma giymişti. 3 sezon boyunca Şeref Özcan Menemen forması da giymişti. İzmir'i yakından tanıyan bir isim. Maçın henüz başında bir sakatlık geçirdi Şeref Özcan. Sağ tarafta Erdem. Akın Akman baskıya geldi Erdem'e. Kaptan Akın topu kazandı. Akın pası isabetli değil. Taç Batman Petrolspor'un. Karşıyaka'da Enes Nalbantoğlu oyuna girecek. Şeref Özcan'ın yeri değerli izleyenler. Çıkan oyuncu Nalbantoğlu Şeref Özcan. Yine oyuncu boyu kırmada Enes Nalbantoğlu. Enes Nalbantoğlu oyuna dahil oldu Karşıyaka'da. Henüz maçın 5. dakikasında karşılaşmada ilk değişiklik, zorunlu bir değişiklik oldu. Ev sahibi adına bu arada sağ taraftan etkili bir pozisyon, savunma girdi araya. Uğurcan bir anda önü boş kaldı. Vuruşu savunmadan sekti. Enes ilk kez topla buluştu Enes. Enes topu kaybetti. Tunç Murat sol tarafta. Bir orta şansı Enes'e çarptı. Taç Batman Petrolspor'un. Mustafa orta şansı aradı bu pozisyonda. Ali Mert.
uzun bir taç hazırlığı var. Ali Mert, Tunç Murat Behram'a doğru savunma kafayla karşıladı. Atak devam edecek. Bir pas hatası, kontratak şansı karşıyaka için. Mehmet Alaaddinoğlu yetişemedi. Tunç Murat savunma arkasına bir top düşüncesi. Alpay kademede kalecisi Haydar'a döndü. Haydar baskı gelince hiç riske girmedi. Topu doğrudan taca attı. Muharrem. Karşılaşmada ilk köşe vuruşunu konuk Batman Petrolspor kullanacak. Uğurcan topun gerisinde. Savunmadan uzun isimler de bu organizasyon öncesinde ileriye doğru çıktı. Uğurcan kullandı. Savunmadan sekti. Taç karşı yakanın. İsmail Güner de bu sezon ilk kez 11'de Karşıyaka formasıyla sahada. Devre arasında Etimeskut'tan transfer edilmişti. İsmail düzeltiyorum. İkinci kez ilk 11'de sahaya çıkıyor. Dördüncü kez de Karşıyaka forması giyiyor. 4 sezon Etimeskut Belediyespor'da forma giymişti İsmail Güner. Erdin Çepoğlu'nun bir sakatlığı var, kadroda yok. Ömer Alper de bugün yedekler arasında. Erkan Sözeri tercihini İsmail Güner'den yana kullandı. Ceza sahasına doğru yüksek bir top. Akın Akman kafayla indirdi. Ceza sahası içinde bir şut şansı olabilir. Kaleye doğru savunma girdi araya. Bir kafa, yine savunma. Maçın ilk dakikalarında baskılı konuk takım bir şut şansı olabilir. Ceza sahası içinde savunmadan sekti. Ferdi kademeye girdi. Köşe vuruşu Batman Petrolspor'un. Mücadeleye baskılı başladı konuk Batman Petrolspor. Uğurcan köşe vuruşunu kullanacak. Ceza sahası için yine kalabalık. Uğurcan kullandığı kafalardan sekti. Yine ceza sahası içine doğru havalandırılan bir top. Savunma uzaklaştırdı Uğurcan. Muharrem indirdi Uğurcan. Ceza sahası içine yüksek bir top. Orada Yalçın savunmadan ileriye çıkmıştı. Hakem faulü tespit etti. Ferdi. Alpay. Kaleci Haydar. Emre Keleşoğlu. Maçın başından bu yana ön alanda baskısı var Batman Petrolspor'un. Karşıyaka İlk 10 dakikada çıkmakta güçlük çekti. Hakan Erçelik. Alpay. Hatalı bir pas. Top kaybı karşıya kata. İyi pas yaptı Batman Petrolspor. Nurettin vurdu, top yandan dışarı gitti. Nurettin'le geldi Batman Petrolspor 11. dakika. Nurettin Çağlar bir anda önünde buldu.
vuruşu topas farkla dışarı gitti. Batman Petrolspor mücadelede ilk pozisyonu yakalayan ekip oldu. Gole yaklaştı konuk takım. İsmail sol tarafa uzun bir top. Muharrem karşıladı. Emre Keleşoğlu, İsmail. Riskli paslaşmalar. Mehmet Alaaddinoğlu topu kazandı. Oradan topu çıkaramadı karşı yaka. Sol tarafta Tunç Murat. Akın Akman. Çok etkili bir isim Akın Akman. Akın Akman savunmadan sekti. Köşe vuruşu Batman Petrolspor'un. Mücadelede 3. kez köşe vuruşu kullanacak Batman Petrolspor. Mücadeleye baskılı başladı konuk takım. Köşe vuruşu kullanılacak. Savunmadan uzun isimler de ileriye çıktı. Ön direkte savunma karşıladı. Atak devam edecek. Şimdi İsmail takımın atağı kaldırmaya çalışıyor. Serbest vuruş Batman Petrolspor'un. Uğurcan serbest vuruşu kullanacak. Uğurcan. Yasin Ozan savunmasına yardımcı oldu. Geriye bir top. Kaleci Haydar'da kaldı. Haydar hemen oyunu hızlı başlattı. Sağ tarafa doğru. Enes Nalbantoğlu orada. Taç karşı yakanın. Mehmet Alaaddinoğlu hemen kullandı. Enes. Bir duvar bası. Mehmet Alaaddinoğlu hareketlendi. Taç karşı yakanın. Enes Nalbantoğlu. Enes birebir de etkili bir isim. Yerde kaldı. Hakem oynayın dedi. Bir kontratak şansı Batman Petrolspor için. Nurettin savunma arkasına uzun bir top. Offside bayrağı Uğurcan için kalktı. Karşıyaka bu sezon oynadı 18 mücadelede 34 gol attı, 20 gol yedi. 34 golle ligin en fazla gol atan takımı Karşıyaka. Konuk Batman Petrolspor'sa 29 gol attı, sadece 8 gol yedi değerli izleyenler. Batman Petrolspor'da ligin en az gol yiyen takımı şu anda. Ligin en fazla gol atan takımı ile en az gol yiyen takımı sahada. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Ferdi rakibinden sıyrılamada Nurettin. Sol tarafta bir boşluk var. Nurettin şimdi oraya doğru. Uğurcan hareketlendi. Uğurcan kanat değiştirdi bu bölümde. Uğurcan topun kontrolünü sağlayamadı. Taç karşı yakanın. Hakem öncesinde offside bayrağı kalktı. Endirek vuruşla oyun yeniden hareketlendi. Sol tarafa uzun mesafeli bir pas. Erdem savunmadan ileriye çıktı. Kafayla indirdi. İstediği pası veremedi. Uğurcan şık bir şekilde sıyrıldı. Erdem zamanında kademesine geldi. Topu kazandırdı takımına. Uğurcan kanat değiştirdi. Sağ tarafa geçti. Sol tarafa geçti bu bölümde. Sağ tarafta başlamıştı mücadeleye. Şimdi uzun bir pas. Ferdi hareketlendi. Muharrem Öner kademede rakibine izin vermedi. Kale vuruşu Batman Petrolspor'un. Karşıyaka tribünleri maçın başından bu yana takımlarına büyük bir destek veriyor.
cumartesi öğle saatleri olmasına rağmen tribünlerde doluluk oranı bir hayli fazla sevgili izleyiciler. Muharrem. Akın Akman. Muharrem. Topu oyun alanında tutamadı Muharrem. Alpay. Emre Keleşoğlu. Uzun bir top savunma arkasına Yasin Ozan hareketlendi. Kaleci Yusuf zamanında çıktı. Topun kontrolünü sağladı. Yusuf Valcıoğlu da eski bir karşı yakalı. İki sezon Karşıyaka forması giydi Yusuf Balcıoğlu. Bu sezon Batman Petrolspor'un başarısı için ter döküyor. Geçen sezon Karşıyaka'dan transfer olmuştu Batman Petrolspor'a. Bu arada Nurettin. Nurettin. Solda Uğurcan. Uğurcan. Uğurcan'ın pası. Tunç Murat bir duvar pası düşüncesi. İsabetli bir pas gelmedi. Ergün yerde kaldı. Serbest vuruş Batman Petrolspor'un. Karşılaşmada 17. dakika. Karşıyaka 0, Batman Petrolspor 0. Serbest vuruş kullanacak Batman Petrolspor. Kaleye bir hayli uzak bir mesafe. Yalçın topun gerisinde, o bıraktı kaleye. Bir şu savunmadan sekti, Haydar'ın kucağına gitti. Barajdan da seken top Haydar'da kaldı. Yasin Ozan hareketlendi. Serbest vuruş Batman Petrolspor'un. Hamza yerde kaldı. Yusuf oyunu hareketlendirecek Batman Petrolspor'da. Yusuf'un kullandığı serbest vuruş doğrudan taca gitti. Erdem tacı kullandı. İsmail uzaklaştırdı. Taç karşı yakanın. Enes. Erdem tacı kullandı, Yasin Ozan. Bir top kaybı. Sağ tarafa açılan top. Muharrem topu aldı. Muharrem. Taç karşı yakanın. Hemen kullanıldı. Mehmet Alaaddinoğlu sıyrılamadı. Tunç Murat Behram. Kademede Alpay. Sol tarafta Ferdi. Ferdi pasını verdi Fatih Taşdelen. Sol taraftan geliyor Karşıyaka. Ferdi. Muharrem kademeye girdi. Taç Karşıyaka'nın. Sol taraftan gelmeye çalıştığı Karşıyaka. Ferdi uzun bir taç hazırlığında. Ferdi tacı kullandı. Yalçın kafayla uzaklaştırdı.
Mustafa İnan yerde kaldı serbest vuruş Batman Petrolspor'un. Mücadelede 21. dakikaya girdik sevgili izleyiciler. Karşıyaka 0, Batman Petrolspor 0. Kale vuruşu Karşıyaka'nın. Karşıyaka bu sezon son 5 maçında bir kez kaybetti. O da geçen hafta Turgutluspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Yeşil kırmızılılar sezonun ilk yarısında Batman'da oynanan maçı Karşıyaka 2-1 kazanmıştı. Tekrar hatırlatalım. Bu sezon aynı zamanda en farklı galibiyetini bu sahada Amasya Spor'a karşı 5-1'lik skorla almıştı Karşıyaka. Erkan Sözeri devre arasında takımın başına gelmişti Karşıyaka'da, tecrübeli teknik adam. 3 maç kazanmıştı. Ardından Turgutluspor'a geçen hafta kaybetti. Karşıyaka'nın başında 5. mücadelesi Erkan Sözeri'nin. İsmail ceza sahasına doğru yüksek bir top. Fatih Taşdelen alamadı. Kale vuruşu Batman Petrolspor'un. Alanza top kapma mücadelesi Taç Karşıyaka'nın. Erdem Taç'ı kullanacak. Yasin Ozan'a doğru top geçmedi. Hamza kafayla karşıladı. Alpay. Yasin Ozan topun kontrolünü sağlayamadı. Kaleci Yusuf Balcıoğlu. Yasin Ozan'ın baskısı Yusuf'un uzaklaştırdığı top taca gitti. Hemen kullandığı taç atışını Karşıyaka. Hakan Erçelik. İsmail. Alpay. Mehmet Alaaddinoğlu geldi, topu aldı. O bölgede iyi pas yaptı Karşıyaka. Hakan topu aldı, Ferdi bindirdi. Ferdi ceza sahası içine doğru savunmadan sekti. Top uzaklaştırıldı. İyi bir fırsat olabilirdi Karşıyaka adına. Sol kanadı kullandı Karşıyaka. Alpay. Emre Keleşoğlu. Sağ tarafta Mehmet Alaaddinoğlu top istedi. Alpay. Rakip yar alana yerleşti Karşıyaka. Sol tarafa doğru Fatih savunma arkasında koşu yaptı. Fatih. Ferdi. Orta şansı arıyor. O orta şansını bulamadı. Mehmet Alaaddinoğlu uzaktan kaleyi düşündü, savunmadan sekti. Atak devam edecek. Muharrem araya girdi. Uğurcan geçemedi. Taç. Batman Petrolspor'un bu arada Alpay yerde kaldı. Bir sakatlık geçiriyor Alpay Koldaş. Hakem şimdi Alpay'ın yanında sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti.
Hakem Gökhan Özbulut. Karşılaşmada 26. dakika. Karşıyaka 0, Batman Petrolspor 0. Maçın ilk 10 dakikasında konuk Batman Petrolspor etkiliydi mücadelede. Ön alanda baskıyla başladı. Batman temsilcisi maçın bu bölümünde Karşıyaka oyunu biraz daha dengeledi. Henüz net bir pozisyon yok iki takım adına. Sadece Nurettin'in uzaktan bir şutu vardı Batman adına. Bir şut şansı aradı orada Akın Akman. Akın vurdu kaleci Haydar. Akın Akman bir anda topu önünde buldu. Şutunu çekti. Haydar gole izin vermedi. Batman Petrolspor bir anda geldi, etkili geldi. Akın Akman'la gole yaklaştı Batman Petrolspor. Köşe vuruşu kullanacak konuk takım. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa üstten dışarıda. Yalçın savunmadan ileriye çıktı. Gol aradı. İstediği vuruşu yapamadı. Şimdi sol taraftan geliyor Karşıyaka. Hakan Erçelik. Hakan arka direğe doğru. İstediği ortayı yapamadı Hakan Erçelik Karşıyaka'da. Sol tarafta bir anda boşluk buldu Hakan. Yusuf Balcıoğlu oyunu hareketlendirecek. Batman Petrolspor'da. Yalçın havalandırdı. Tunç Murat'a doğru. Haydar kale vuruşunu kullanacak Karşıyaka'da. Henüz Karşıyaka'nın şu ana kadar bir gol girişimi olmadı. Rakip alanda etkili bir pozisyon yakalayamadı. Bu arada Fatih hareketlendi. Fatih Yasin Ozan'ı düşündü. Savunma girdi araya. Taç Karşıyaka'nın. Taç kullanıldı. Mehmet Alaaddinoğlu zeminin azizliğine uğradı. Bir anda boş kaldı Mehmet Alaaddinoğlu. Bu taç organizasyonunda ama dengesini kaybetti. Topun kontrolünü sağlayamadı. Karşılaşmada 30. dakika. Karşıyaka 0. Batman Petrolspor 0. Akın Akman. İsmail topu havalandırdı.
Yalçın kafayla karşıladı. Nurettin Çağlar yerde kaldı. Hakem oynayın dedi. Taç Karşıyaka'nın. Mustafa İnan. Hamza. Baskı var Hamza'ya. O baskı sonuç verdi. Taç. Karşıyaka'nın. Erdem taçı kullandı. Mehmet Alaaddinoğlu topukla bırakmak istedi. Savunma girdi araya. Hakan Erçelik. Ferdi. Haydar. İsmail. İsmail havalandırdı. Mehmet Alaaddinoğlu. Kafalardan seken top bir boşluk yakaladı. Batman Petrolspor, Tunç Murat Behram. Tunç Murat topu kurtaramadı. Ergün. Ergün geriye döndü. Yalçın. Sağ tarafa uzun mesafeli bir top. Şimdi Akın Akman. Akın topu aldı. Akın bir ara pası. Uğurcan'dan önce son anda savunma. Çok kritik bir müdahale. İsmail o bölgede müdahaleyi yapan isim, şimdi bir sakatlık geçiriyor. Hakem Gökhan Özbulut sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti. Konuk Batman Petrolspor son iki maçında berabere kaldı. Puan kaybı yaşadı. Lider. 13 maçtır yenilmiyor Batman Petrolspor. Son olarak ligin ilk yarısında evinde Karşıyaka'ya mağlup olmuştu Batman Petrolspor. O maçın ardından 13 maçtır yenilgi yüzü görmüyor Batman Petrolspor. Konuk takım en farklı galibiyetini ise deplasmanda Efeler'e karşı almıştı. 5-0'lık skorla sezonun en flash skorlarından biriydi o maçta. Batman Petrolspor adına. Konuk takımca önemli eksikler de var. Oktay, Muhammed Aran, Mustafa Seyhan, Gökhan Meral sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemiyor. Batman Petrolspor'da gerçekten önemli isimler. Bu maçta bu isimlerden yararlanamıyor Batman Petrolspor. Erdem topu kazandı. Emre Keleşoğlu. Emre'nin pası isabetli değil ve bir kontratak şansı Batman Petrolspor adına. Nurettin. Mustafa İnan. Mustafa. Mustafa topu oyun alanında tuttu. Mustafa ceza sahası içinde. Mustafa çevirdi. Savunma uzaklaştırdı. Muharrem hata destek verdi. Muharrem ceza sahası içine doğru havalandırdı. Kaleci Haydar'da kaldı. Fatih Taşdelen yerde kaldı. Serbest vuruş Karşıyaka'nın. Fatih Taşdelen mücadeleye sol kanatta başlamıştı. Enes oyuna girdikten sonra kanat değiştirdi her iki isim. Enes Nalbantoğlu sol kanada, Fatih Taşdelen sağ kanada geçti. Bu pozisyonda yerde kaldı Fatih Taşdelen. Mehmet Alaaddinoğlu serbest vuruşu kullanacak. Karşılaşmada 35. dakika. Karşıyaka 0, Batman Petrolspor 0. Paslaşarak kullanıldı. Mehmet Alaaddinoğlu. Ceza sahası içine doğru havalandırdı. Kafa vuruşu. Top farklı şekilde dışarı gitti. Kale vuruşu Batman Petrolspor'un. Batman Petrolspor Teknik Direktörü Mesut Toros da eski bir Karşıyakalı, Karşıyaka'da görev yapmıştı. 2018-2019 sezonunda sevgili izleyiciler.
bu sezon çıktı. 17 maçta Batman Petrolspor'la 2.23 puan ortalaması yakaladı. Gerçekten çok iyi bir ortalama. Takımı da şu anda grupta lider durumda. Kaleci Haydar. Ön alanda baskısı var yine Batman Petrolspor'un. Haydar uzaklaştırdı. Erdem oyun alanının içinde tuttu topu. Fatih isabetli pas bulamadı. Hakan Erçelik. Muharrem girdi araya. Etkili geliyor Batman Petrolspor. Muharrem uzaktan vurdu. Harika bir gol. Nefis bir gol. Süper bir gol. Karşılaşmada 37. dakika. Muharrem inanılmaz bir gol attı. Kaleye yaklaşık 30 metrelik bir mesafe. Muharrem Öner. Batman Petrolspor. Karşıyaka deplasmanında 1-0 öne geçti. Muharrem savunmadan ileri çıktı. Beklenmedik anda harika bir şut çıkardı. Top çok iyi yere gitti. Haydar uzandı. Gole engel olamadı. Batman Petrolspor Karşıyaka deplasmanında bu golle 1-0 öne geçti değerli izleyenler. Muharrem'in attığı golle Batman Petrolspor Karşıyaka önünde 1-0 öne geçti değerli izleyenler. Gerçekten Muharrem sezonun en güzel gollerinden birine imza attı. Yasin Ozan sağ tarafta Erdem bindirdi. Sakatlık geçiren bir isim var Batman Petrolspor'da. Hamza yerde. Sağlık görevlileri Hamza için sahada. Muharrem Öner, 24 yaşındaki isim. Esenler Erok'tan transferi Batman Petrolspor'un Batman formasıyla ilk golünü attı bu sezon. 4 maçta 11'de sahaya çıkmıştı. Beşinci kez ilk 11'de görev alıyor bu sezon ve ilk golünü attı. Geçen sezonda Esenler Erok formasıyla bir golü vardı Muharrem Öner'in. Taç kullanıldı. Bir şut kaleci Yusuf'ta kaldı. Muharrem taçı kullandı. İsmail kafayla karşıladı. Hakan Erçelik. Pası geçmedi. Sol tarafta Akın Akman. Akın topu aldı. Akın. Akın'ın ortası savunmadan sekti. Karşıya kaca Fatih Taşdelen yerde kaldı. Bir sakatlık geçiriyor. Taç karşı yakanın. Fatih şu anda hakeme itirazları var.
Öncesinde hakem oyunu durdurmuştu. Hakem ataşıyla mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Emre Keleşoğlu. Alpay. Sol tarafta Enes hareketlendi. Enes Nalbantoğlu. Enes'ten harika bir çalım. Enes ceza sahası içinde bir çalımda son çizgi ortası arka direk. Yasin gol şansı savunmadan sekti. Karşıyaka beraberlik golüne yaklaştı. İsmail'le atak devam edecek. İsmail ortası. Taş Karşıyaka'nın. Enes'ten harika çalımlar. Gole yaklaştı 41. dakikada Karşıyaka. Bu pozisyonun ardından Karşıyaka taraftarı da desteğini arttırdı. Erdem uzun bir taç. Savunma karşıladı. Top Alpay'da. Alpay bir ortada savunmadan sekti. Ferdi Muharrem uzaklaştırdı. Baskı kurmaya çalışıyor ilk yarının son anlarında Karşıyaka. Şimdi yüksek bir top savunma karşıladı. Fatih bir kez daha havalandırdı. Enes ceza sahası içinde gol şansı olabilir. Son anda Muharrem girdi araya. Enes bu dakikalarda etkili olmaya başladı Karşıyaka'da. Baskıyı artırdı Karşıyaka. Alpay sol tarafa doğru. Kademede Muharrem, taş Karşıyaka'nın. Ceza sahası içine yine yüksek bir top. Mehmet Alaaddinoğlu. Erdem. Taş Karşıyaka'nın. Erdem bıraktı. Alpay uzun bir taş hazırlığında Alpay Koldaş. Alpay uzun bir taç. Kafa vuruşu kaleci Yusuf. Alpay taçtan adeta asist yapacaktı. Bir stoperden diğer stopere İsmail vurdu kafayı. Top kaleci Yusuf'un üzerine gitti. Golün ardından Karşıyaka baskıyı artırdı. Batman kalesinde golü arıyor yeşil kırmızılılar. Şimdi Uğurcan topu aldı sağ tarafta Uğurcan. Öncesinde hakem elle oynamayı tespit etti. Serbest vuruş Karşıyaka'nın. İlk yarıda artık yavaş yavaş son anlara yaklaşıyoruz sevgili izleyiciler. ...37. dakikada Muharrem'in attığı golle Batman Petrolspor'un 1-0 üstünlüğü var mücadelede. Mehmet Alaaddinoğlu, Fatih Taşdelen. Fatih topu kurtaramadı. Şimdi kaybetti topu geri kazandı. Fatih. Erdem bindirdi. Hakan Erçelik. Hakan ayak dışı orta savunma son anda köşe vuruşu Karşıyaka'nın. Karşıyaka gol arıyor rakip kalede. Karşıyaka tribünleri de hareketlendi bu anlarda. Paslaşarak kullanıldı. Mehmet Alaaddinoğlu, Hakan Erçelik. Hakan arka direğe savunma uzaklaştırdı. Enes şut şansı. Enes vurdu savunmadan sekti. Şimdi ceza sahası içinde bir karambol. Savunma uzaklaştırdı. Bir kontratak şansı olabilir. Ferdi girdi araya. Emre Keleşoğlu. Emre en geriye, kalecisi Haydar'a. İlk yarının son anlarında beraberliği arıyor Karşıyaka. İlk yarının sonuna en az 4 dakika ilave edildi. Mücadelenin ilk yarısı en az 4 dakika daha oynanacak. Emre Keleşoğlu. Sol tarafa uzun bir top.
İstediği pası atamadı ve bir kontratak şansı Batman Petrolspor adına. Nurettin topu aldı. Sol tarafta Uğurcan. Uğurcan, Erdem girdi araya. Erdem. İsmail. Kaleci Aydar. Hakan Erçelik. Mehmet Alaaddinoğlu. Mehmet Alaaddinoğlu sol tarafa, iyi bir pas. Ferdi rakibinden sıyrıldı. Ferdi ceza sahası içinde. Bıraktı Enes'e. Enes. Mehmet Alaaddinoğlu, tekrar Enes. Enes kapandı. Batman Petrolspor. Enes son çizgide. Enes çevirdi, savunmadan sekti. Köşe vuruşu Karşıyaka'nın. Enes Nalbantoğlu bu bölümde etkili oluyor Karşıyaka'da. Yasin Ozan bir sakatlık geçiriyor Karşıyaka'da. Şimdi kenarıya geldi. Yasin Ozan. Paslaşarak kullanıldı. Enes. Enes çevirdi. Savunmadan sekti. Hem İsmail hem Mehmet Alaaddinoğlu topun kontrolünü sağlayamadı. Yasin Ozan sakatlık geçiriyor Karşıyaka'da. Maçın henüz başında Şeref Özcan sakatlanmıştı. Oyundan çıkmak zorunda kalmıştı Şeref Özcan. Alpay kademede. Alpay top geçmedi. Tunç Murat. Sol tarafta bir boşluk var. Akın Akman orada. Akın Akman topu aldı. Akın pasını verdi. Ali Mert ceza sahası içinde. Alpay kademede köşe vuruşu Batman Petrolspor'un. Köşe vuruşu kullanacak Batman Petrolspor. Özellikle ilk yarının son anlarında tempo oldukça yükseldi mücadelede. Karşıyaka baskıyı kurdu. Beraberlik golünü aradı ancak bulamadı. Köşe vuruşu kullanıyor Batman Petrolspor. Top doğrudan dışarı gitti. Kale vuruşu Karşıyaka'nın. Fatih Taşdelen. Fatih. Sağ tarafa uzun mesafeli bir pas. Uğurcan girdi araya. Mustafa. Hamza. Hamza topu gönderdi. Yerde hiçbir arkadaşı yok. Taç Karşıyaka'nın. Karşıyaka şu anda sahada 10 kişi değerli izleyenler. Yasin Ozan sakatlanıp kenara gelmişti. Oyuna dahil olmadı Yasin Ozan. Muhtemelen Karşıyaka ilk yarıyı bu şekilde tamamlayacak. Ve ilk yarıda son düdük geldi değerli izleyenler. İlk yarıda tek gol vardı. Karşıyaka 0, Batman Petrolspor 1. 37. dakikada Muharrem harika bir gole imza attı. Batman Petrolspor'da ve konuk takım Karşıyaka deplasmanında bu zorlu deplasmanda ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı değerli izleyenler. İlk yarıda aynı zamanda maçın henüz başında Şeref Karşıyaka'da sakatlanıp oyundan çıkmıştı. İlk yarının son anlarında Yasin Ozan da bir sakatlık geçirdi. Bakalım ikinci yarıda oyuna devam edebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. İlk yarı skorunu bir kez daha hatırlatalım. Karşıyaka 0, Batman Petrolspor 1. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle. Doktor olarak, mühendis olarak, öğretmen olarak, söz,
döneceğiz. Al beni yanına. Ay bunu kaçıramayız. Gelin. Anı kaçırmayayım derken o telefonla yaptığınız şey bizzat anı kaçırmak. Ay çabuk gelin. Dikdörtgen kadrajlara hapsolmuş hayatlarınız bir dram bence. Ay poz veriyor. İşte bak ben bu kuşu bu gözlerle gördüm ya. Öyle sizin gibi daracık ekranlardan değil. Ay sen de var ya bir filozof kesildin bu tatilde başımıza da. Senin telefon hafızanda yer kalmadı değil mi? Kalmadı ya. Sen de Lifebox indir. Fotoğraflarını, videolarını, en güzel anılarını güvenle ve kolayca yedekle. Turkcell'li ol ya da olma. Lifebox'la hayatına yer aç. Dünyalar senin olsun. Evinizin tüm ihtiyaçlarını en uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla tek bir adresten alabilirsiniz desek ne dersiniz? Mobilyadan beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden elektronik eşyaya, aydınlatma ürünlerinden ev tekstiline kadar geniş ürün yelpazesiyle aradığınız her şey şimdi Ülkeya'da. Birbirinden değerli markaları aynı anda bulabileceğiniz Ülkeya İzmir'de hizmet vermeye başladı. Ülkeya, ülkü konsept, evinizi yeniler. Fatura zaten problem. Emalı da eksik yollamışlar. Güvenilir tedarikçiye ulaşmak istiyorsan... Tedarik ve satın alma süreçlerinin çözümünde... Sen işinizin yanında... Ne oluyor ya? Mehmet ne yaptın? Sen de mi biber bağlattın? Doğu sana özendim. Ben de 1 megabite geçtim. Uçuyoruz resmen. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ya uçan daire dedikleri şey aslen bu işte ya. Daire ya. Uçuyor. O anlamda şaka. Şahane. Nasıl? Kara geriye dikkat et. Işık hızında 1 megabit fiber internet için Turkcell Süper Online'a geçin. Evinizi uçan daireye çevirin. Üstelik online başvurularda ilk 2 ay ücretsiz. Ülkeada aşk kokusu var. Sevgililer günü kampanyası başladı. Pırlanta yüzük hediyeli bronz evlilik paketi yalnızca 64.900 lira. Pırlanta yüzük hediyeli silver evlilik paketi yalnızca 74.900 lira. Pırlanta yüzük hediyeli gold evlilik paketi yalnızca 84.900 lira. Ülkeya Havalimanı karşısı Kısıkköy yolu üzeri 2. kilometrede. Ülkü konsept evinizi yeniler. Değerli izleyenler, Bir TV ekranlarından yeniden merhabalar. Karşıyaka Batman Petrolspor maçının ikinci yarısında yeniden sizlerle birlikteyiz. İlk yarıda 37. dakikada Muharrem'in attığı golle Batman Petrolspor'un 1-0 üstünlüğü vardı. İkinci yarı başlamak üzere. Yaşadı yeşil kırmızılılar. Şeref Özcan henüz 1. dakikada sakatlanmıştı. İlk yarının son anlarında da Yasin Ozan sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Geçen hafta takımın en önemli isimlerinden biri Cenk Ahmet, Turgut Odetbasman'ın da sakatlanmıştı. O da bugün Batman karşısında yok. Takımın en önemli hücum silahlarından biriydi Cenk Ahmet Alkılıç. O da bugün yok karşıya kata. Hem Cenk Ahmet yok, aynı zamanda ilk yarıda da yine iki oyuncusunu birden kaybetti sakatlık nedeniyle karşıya ka. Müzik
Sefa. Enes Nalbantoğlu. Enes yerde kaldı. Serbest vuruş karşı yakanın. Fatih Taşdelen santrofora geçti. Yasin Ozan oyundan çıkınca karşı yakata. Paslaşarak kullanıldı. Enes Nalbantoğlu. Enes birebirde çok etkili bir isim. Enes sıyrıldı. Enes içeriye çevirdi. Fatih kimse dokunamadı. Son anda Yusuf. Ancak öncesinde hakem elle müdahaleyi tespit etti. Serbest vuruş Batman Petrolspor'un. Yerde kalan bir isim var. Batman Petrolspor'da. Hakem sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti. Tribünlerinde tepkisi var tabii bu arada. Oyuncular o bölgede. Yanlış görmediysem orada sakatlık geçiren isim Ali Mert Işık. Şimdi oyun alanının kenarına geldi Ali Mert. Tribünlerde bu dakikalarda desteğini arttırdı karşıya kaza. Onlar da takımlarından gol bekliyor. Ferdi. Enes topu aldı. Enes'in pası Fatih Taşdelen hareketlendi. Fatih topu kurtardı ancak offside bayrağı Fatih Taşdelen için kalktı. Mecburen dizilimde de bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı teknik direktör Erkan Sözeri. Ferdi biraz daha öne çıktı. Özellikle kanat bekleri biraz daha öne çıktı karşıya kata. 3 stoper aynı anda sahada. Üçlü defansa dönmüş oldu. Erkan Sözeri ikinci yarıda. Bir anlamda sakatlıklar yüzünden onun da eli kolu bağlandı. Farklı bir sisteme, farklı bir dizilişe geçti. Tecrübeli teknik adam Erkan Sözeri karşıya kata. Erdem ve Ferdi daha öne çıktı. Yeşil kırmızılılarda. Emre Keleşoğlu. Enes harika çalımlar Enes'ten. Pasını verdi Ferdi. Ferdi yerde faul bekliyor. Hakem oynayın dedi. Offside bayrağı Tunç Murat için kalktı. Enes sol tarafta çok etkili gerçekten. Oyuna girdiğinden bu yana karşı yakının en etkili ismi diyebiliriz Enes Nalbantoğlu için. Emre Keleşoğlu topu aldı. Emre, solda Enes var. Enes şimdi topu aldı. Enes'in pası savunma girdi araya. Karşı yaka baskıyı arttırdı. Sefa Küpeli. Sefa topun kontrolünü sağlayamadı.
Taç Batman Petrol Spor'un. İsmail sol tarafta, Ferdi bindirmişti, top geçmedi. Taç karşı yakanın. Alpay. Alpay tacı kullandı, uzun bir taç. Muharrem kafayla karşıladı. Tunç Murat yerde kaldı. Serbest vuruş Batman Petrol Spor'un. Sol tarafa uzun mesafeli bir top. Taç karşı yakanın. Karşılaşmada 54. dakika. Karşıyaka 0, Batman Petrol Spor 1. Gol 37. dakikada Muharrem'den geldi sevgili izleyiciler. Ömer Alper. Sefa. Orta yuvarlakta Hakan Erçelik bir topuk pası düşündü. Ferdi. Enes'in yaptığı hareket, serbest vuruş Batman Petrol Spor'un. Savunma kafayla karşıladı. Muharrem. İsmail havalandırdı. Yalçın uzaklaştırdı. Orada bir boşluk var. Nurettin. Nurettin. Nurettin yerde. Serbest vuruş Batman Petrol Spor'un. Nurettin Çağlar. Serbest vuruş kullanacak Batman Petrol Spor sevgili izleyiciler. 56. dakika, tehlikeli bir nokta. Uğurcan topun gerisinde. Hakem işaretini verdi. Uğurcan ceza sahası içine yüksek bir top, kafa vuruşu. Kaleci Haydar'da kaldı. Haydar eliyle hemen başlattı. Alpay. Bir top kaybı. Akın Akman. Akın'ın pası, Nurettin iyi pas yaptı Batman Petrol Spor. Sağ tarafta Uğurcan. Uğurcan ortası savunmadan sekti. Tekrar Uğurcan. Atak devam edecek. Uğurcan. Uğurcan'ın ortası. Top da oradan dışarı gitti. Kale vuruşu karşı yakanın.
Sefa. Oradan topu çıkaramadı Karşıyaka. Nurettin. Nurettin şut şansı. Nurettin kaleci Haydar'da kaldı. Nurettin Çağlar. Ferdi. Sol tarafta Sefa. Sefa küpeli. Sefa içeriye doldurdu. Fatih açtı. Emre Keleşoğlu. Emre havalandırdı. Emre yerde. Serbest vuruş karşı yakının. Emre Keleşoğlu yerde kaldı. Konuk Batman Petrolspor bu sezon deplasmanda henüz hiç yenilgi almadı. 4 galibiyet, 4 beraberliği var. 16 puan topladı. 14 gol attı. Sadece 3 gol yedi. Batman Petrolspor deplasmanda gerçekten çok iyi bir grafik çiziyor. Konuk takım. Hiç yenilgisi yok ve sadece 3 gol yedi. Deplasmanda bu sezon en az gol yiyen takım Batman Petrolspor. Sefa topun gerisinde, serbest vuruş kullanıldı. Arka direğe doğru kafayla çevrilen top, Fatih vuramadı. Enes! Enes Nalbantoğlu! Harika bir gol, süper bir gol. Karşıyaka beraberliği yakaladı. Enes Nalbantoğlu! Harika bir gol. 58'de Enes çıktı sahneye, taraftarına koştu. Enes Nalbantoğlu. Karşıyaka 1, Batman Petrolspor 1. Karşıyaka beraberliği duran toptan buldu. Enes Nalbantoğlu. Karşıyaka 1, Batman Petrolspor 1. Gerçekten süper bir gol attı Enes Nalbantoğlu. Sezonun ikinci yarısında ilk golü Enes Nalbantoğlu'nun. Bu sezon 7. golü Karşıyaka formasıyla Enes Nalbantoğlu. Oyuna girdiğinden bu yana gerçekten takımın en etkili ismiydi Enes Nalbantoğlu. Harika bir gole imza attı Enes Nalbantoğlu. ...58. dakikada maç adeta yeniden başlıyor İzmir'de sevgili izleyiciler. Harika iki gol izledik. Zirveye yakışır bir maç. Karşıyaka 1, Batman Petrolspor 1. Alpay kademede. Tunç Murat. Ceza sahası içine doğru yükseltti. Kaleci Haydar çıktı ve aldı. Şimdi bir hızlı atak olabilir Karşıyaka için ama Muharrem kesti. Hakem öncesinde Muharrem'in elle oynadığını belirtti. Serbest vuruş Karşıyaka'nın. Enes kafayla indirdi. Ferdi bir boşluk buldu Karşıyaka. Enes Nalbantoğlu. Enes. Enes şut şansı. Pasını verdi. Sefa. Orta şansı. Sefa arka direğe. Kafa vuruşu top dışarıda. Fatih Taşdelen'le ikinci gole yaklaştı Karşıyaka. Fatih arka direkte bir anda boş kaldı. Kafa vuruşu istediği şekilde olmadı. Müthiş bir destek var İzmir'de, Karşıyaka tribünlerinde. Harika bir ambiyans İzmir'de. Zirveye yakışır bir mücadele. Karşıyaka Batman Petrolspor maçı. İkinci yarıda çok baskılı bir Karşıyaka var. Golü de buldu. Az önce ikinci gole de yaklaştı Karşıyaka. Ferdi
avantaj Batman Petrolspor'un. Yalçın uzaklaştırdı. Top doğrudan dışarı gitti. Kale vuruşu Karşıyaka'nın. Müthiş bir destek var Karşıyaka tribünlerinden. Şimdi sol tarafta Akın Akman topu aldı. Akın. Nurettin. Nurettin'e ikili sıkıştırma var. Akın. Ergün. Savunma karşıladı. Taç Karşıyaka'nın. Az sonra Batman Petrolspor'da bir oyuncu değişikliği olacak. 6 numaralı formasıyla Muzaffer Kocaer oyuna dahil olacak. O da önemli bir isim Batman Petrolspor'da. Altın Ordu'dan hatırlıyoruz. Şimdi Enes Nalbantoğlu pasını verdi. Ferdi. İçeriye Hakan, dışarıda top. Hakan Erçelik. Bomboştu Hakan. İstediği vuruşu yapamadı. Çok net bir fırsattı Karşıyaka adına. İki oyuncu değişikliği birden oldu. Batman Petrolspor'da. Şimdi Enes. Ferdi topu aldı. Ferdi sağa, şutu istediği gibi değil. Ferdi soluyla geldi, sağıyla bitirmek istedi. Top kaleci Yusuf'ta kaldı. Batman Petrolspor'da iki oyuncu değişikliği birden oldu. 10 numara Nurettin'le 7 numara Uğurcan oyundan çıktı. Muzaffer Kocaer'le Halil Yılmaz oyuna dahil oldu. Sefa ayakta kaldı. Solda Enes var. Sefa yerde, serbest vuruş. İkinci yarıda harika bir tempo var mücadelede. Özellikle Karşıyaka şu ana kadar ikinci bölümde Batman Petrolspor'a nefes aldırmıyor. Sefa serbest vuruşu kullandı. Kaleci Yusuf çıktı ve aldı. Yusuf hemen oyunu başlattı. Emre Keleşoğlu kademede, Halil az önce oyuna dahil olmuştu. Halil Yılmaz. İki kişi kapattı orada. Ve topu kazandı Karşıyaka. Emre Keleşoğlu. Erdem rakibinden sıyrıldı. Bir boşluk yakaladı. Sağ taraftan geliyor Karşıyaka. Erdem ceza sahası içine doğru. Muharrem kafayla topu kornere attı. Köşe vuruşu Karşıyaka'nın. Erdem sağ taraftan iyi geldi Karşıyaka. Köşe vuruşu kullanacak Karşıyaka. Hakan Erçelik topun gerisinde. Savunmadan uzun isimler ileriye çıktı. Hakan penaltı noktası üzerine doğru. Savunma kafayla karşıladı. Şimdi bir kontratak şansı Batman Petrolspor adına. Akın Akman. Akın terse dönmek istedi. Emre savunmasına yardımcı oldu. Ferdi orada rakibini kapattı.
Şimdi Akın Akman bir boşluk yakaladı Batman Petrolspor. Akın şut şansı. Akın vurdu, kaleci Haydar son anda. Haydar'dan çok kritik bir kurtarış. Akın vurdu. Haydar gole izin vermedi. Batman Petrolspor gole yaklaştı. Haydar'dan çok kritik bir kurtarış. Geçen hafta Turgutlu deplasmanında da harika bir maç çıkarmıştı Haydar. Şu ana kadar özellikle ikinci yarıda harika bir maç izliyoruz. Köşe vuruşu kullanıldı. Ön direkte savunma kafayla karşıladı. Şimdi arka tarafa bir gol şansı. Şut topu ağlarda. Batman Petrolspor 2-1 öne geçti. Mücadelede 68. dakika. Tunç Murat Behram. Belki de ikinci yarıda Batman Petrolspor ilk kez geldi, golü buldu. Az önce Akın Akman'ın şutunu Haydar çıkarmıştı. Bu köşe vuruşu organizasyonunda Tunç Murat Behram sahneye çıktı. Batman Petrolspor 2-1 öne geçti. 69. dakika. Tunç Murat Behram golünü attı. Kenarıya değişiklik işareti de yaptı. Tunç Murat bu sezon 9. golünü attı. Batman Petrolspor bir kez daha önde. Alpay. İkinci yarıda şu ana kadar gerçekten karşıya oyunu domine etmişti. Golü de buldu ancak. Bir duran top sonrasında yeniden geriye düştü karşıya. Tunç Murat. Taç karşıyakanın. Alpay uzun bir taç hazırlığında. Alpay. Kafalardan seken top. Şimdi Sefa. Hakan Erçelik. Tekrar Sefa. Sefa. Sefa'nın ortası. Savunma kafayla uzaklaştırdı. Alpay uzaktan kaleyi yokladı. Top farklı şekilde dışarıda. Kale vuruşu Batman Petrolspor'un. Az sonra Batman Petrolspor'da da bir oyuncu değişikliği olacak yine. Yakup Alkan oyuna dahil olacak. Konuk takımda bu sezon 3 kez forma şansı buldu. Batman Petrolspor'a devre arasında takıma katıldı. Etimesgut Belediyespor'dan. 3 maçta forma giydi. Bir golü var Yakup Alkan'ın. Tunç Murat golün ardından oyuncu değişikliği işareti yapmıştı. Muhtemelen oyundan çıkacak Tunç Murat Behram. Muharrem. Alpay. Sefa. Emre Keleşoğlu. Tekrar Sefa. İsmail. Sağ tarafa uzun bir top. Erdem.
Hakan Erçelik topun kontrolünü sağlayamadı. Erdem bir kez daha kazandı topu. Enes Nalbantoğlu. Enes sol tarafta Ömer Alper bindirdi. Ömer Alper ortası arka direğe. Hiçbir arkadaşı yok. Akın. Akın Akman topu kurtardı ancak top oyun alanını terk etti. Erdem. Ceza sahası içine yüksek bir top. Arka direk. Ömer Alper çevirdi. Yerde kalan bir isim, hakem oynayın dedi. Enes Nalbantoğlu penaltı bekledi karşı yaka. Hakem oynayın dedi. Şimdi bir kontratak şansı Batman Petrolspor adına. Tunç Murat. Emre Keleşoğlu topu kazandı. Hakan Erçelik. Alpay. Enes Nalbantoğlu. Hakan Erçelik. Enes Nalbantoğlu. Enes topu kurtaramadı. Serbest vuruş Batman Petrolspor'un. Bir oyuncu daha oyuna dahil olacak. Batman Petrolspor'da Tunç Murat Behram çıkıyor. Yakup Alkan oyuna dahil oluyor. İki oyuncu birden değişiyor Batman Petrolspor'da. ...27 numaralı formasıyla Ali Mert de oyundan çıkıyor. 11 numaralı formasıyla Fatih oyuna dahil oluyor. Batman Petrolspor'da. Batman Petrolspor'da 4 oyuncu birden değiştirmiş oldu. Karşıyaka taraftarlarının Ali Mert'e bir tepkisi var. Oyunu geç terk ettiği için. Karşıyaka'da da bir oyuncu değişikliği. Hakan Erçelik oyundan çıkıyor. Mustafa Durgun oyuna dahil oluyor. Yakup. Yakup şut şansı. Yakup solunu aldı, vurdu, dışarı attı Yakup. Yakup Alkan. Sol tarafa uzun mesafeli bir pas. Savunma girdi araya. Muharrem. Sol beke geçti. Ali Mert oyundan çıkınca ilk golün sahibi Batman Petrolspor'da. Halil topu aldı. Sağ taraftan geliyor konuk takım. Halil Yılmaz. Halil ceza sahası içine yerden çevirdi. Savunma girdi araya. Sefa. Mustafa Durgun. Mustafa topu kurtaramadı. Orta yuvarlakta Akın. Emre Keleşoğlu. Emre serbest vuruş karşı yakanın. Hemen başladı karşı yaka. Mustafa.
Tempoyu artırmak istiyor Karşıyaka. Mücadelede 77. dakika. Erdem. Mustafa. Mustafa'nın pası isabetli değil. Alpay. Emre Keleşoğlu. Emre savunma arkasına. Fatih gol şansı. Fatih inanılmaz bir gol kaçtı. Fatih Taşdelen. Karşıyaka beraberliğe çok yaklaştı. Fatih Taşdelen kaçırdı. Şimdi kontratak şansı. Akın. Akın'ın pası. Arka direk top ağlara gitti. Karşıyaka beraberliği kaçırdı. Batman Petrolspor 3. golü buldu. Halil Yılmaz. Bir dakika içinde inanılmaz şeyler oldu İzmir'de. Fatih Taşdelen %100'lük golü kaçırdı. Dönen topta Batman Petrolspor 3. golü buldu. Karşıyaka 1, Batman Petrolspor 3. Fatih Taşdelen beraberlik şansından yararlanamadı. Dönen topta, kontratakta Akın Akman'ın pasında Halil Yılmaz topu ağlara gönderdi. Batman Petrolspor skoru 3-1'e getirdi. Karşıyaka 1, Batman Petrolspor 3. Futbolda böyle anlar hakikaten inanılmaz oluyor. Bu golden belki de 20 saniye önce Karşıyaka için beraberlik şansı geldi. Fatih golü atamadı. Dönen topta, kontratakta Batman Petrolspor 3. golü buldu. Akın Akman. Yakup. Akın. Muharrem. Yakup. Taç Batman Petrolspor'un. Ömer Alper. Mustafa. Mustafa topu kaybetti. Akın Akman topu kazandı. Akın Akman dripling halinde. Akın ara pası Halil. Halil sol tarafta Yakup. Ceza sahası içinde. Yakup ve top ağlarda. Yakup Alkan. Batman Petrolspor skoru 4-1 yapıyor. Yine Akın Akman getirdi. Ara pası Halil'e. Halil Yakup'u gördü. Yakup köşeden topu ağlara gönderdi. Karşıyaka 1, Batman Petrolspor 4. Dakika 81 değerli izleyenler. Karşıya kata bir oyuncu değişikliği daha. Ferdi oyundan çıkıyor. Yerine 55 numara Adnan Emir Koldere oyuna dahil oluyor. Mustafa. Emre Keleşoğlu. Mustafa.
Emre Keleşoğlu. Enes. Sol tarafta Ömer Alper bindirdi. Ömer Alper yetişti. Ömer Alper. Adnan. Tekrar Ömer. Topu alamadı. Alpay girdi araya. Alpay. Sarı kart Alpay'a çıkıyor. Karşıya kata. Kulübe'ye de bir sarı kart çıktı karşıya kata. Adnan havalandırdı. Az sonra Batman Petrolspor'da bir oyuncu değişikliği daha olacak. Akın Akman. Akın. Serbest vuruş Batman Petrolspor'un. Bir sarı kart daha. Ömer Alper sarı kartı gören isim. Emre Aydın az sonra oyuna dahil olacak. Batman Petrolspor'da. ...21 numaralı formasıyla Ergün Nazlı oyundan çıkıyor. ...20 numaralı formasıyla Emre Aydın oyuna dahil oluyor. Batman Petrolspor'da ancak... Öncesinde bir sakatlık var orada. Oyuncu değişikliği bekletiliyor. Tabii bu Batman Petrolspor'un son oyuncu değişikliği olacak. Burada bir sakatlık yaşanırsa, oyuncu değişikliği olursa sahada eksik kalabilir Batman Petrolspor. Şimdi oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Özellikle ikinci yarının başında Karşıyaka 45 ile 65 arası müthiş bir tempo yaptı. Erkan Sözer'e üçlü savunmaya döndü. Elindeki imkanlar dahilinde kanat oyuncusu kalmadığı için sakatlıklar nedeniyle hem Ferdi'yi hem Erdem'i kanat bek olarak kullandı. Ancak bu bölümde iyi de oynadı Karşıyaka. 20 dakika iyi de baskı kurdu. Beraberliği buldu. Galibiyet golünü de bulabilirdi ancak o gol gelmedi. Ardından duran topta ikinci golü yedi. 2-2 yakalama fırsatını Fatih ile kaçırdı. Ardından üçüncü golü kalesinde gördü ve maç 4-1'e geldi. Hakikaten İzmir'de çok ilginç bir maç izledik şu ana kadar. Ve Batman Petrolspor'un 4-1'lik üstünlüğü var. Taç Batman Petrolspor'un karşılaşmada 86. dakika. Fatih. Şimdi savunma arkasına sarktı Mustafa İnan. 5. gol şansı. Mustafa İnan 5. gol geldi. Batman Petrolspor 5. golü buldu Mustafa İnan'la. Mücadelede 86. dakika. Karşıyaka 1, Batman Petrolspor 5. Mustafa İnan topu ağlara gönderdi. Karşıyaka 1, Batman Petrolspor 5. Gerçekten büyük bir yıkım var Karşıyaka'da şu anda. Hiç beklenmedik bir skor. 45 ile 65 arasında çok iyi bir oyun. Beraberlik golü de geldi. Ardından yenen ikinci gol.
psikolojik olarak, mental olarak Karşıyaka'nın maçtan belki de kopmasını sağladı. Emre Keleşoğlu. Sağ tarafta Erdem. Emre Keleşoğlu. Taç Karşıyaka'nın. Sefa. Erdem çevirdi. Adnan vuramadı. Enes Nalbantoğlu. Enes vurdu. Savunmadan sekti. Köşe vuruşu Karşıyaka'nın. Enes'le ikinci gole yaklaştı Karşıyaka. Enes Nalbantoğlu. Kafalardan seken top. Kaleci Yusuf çıktı ve aldı. Bir kaleciden diğer kaleciye gelen top. Alpay. Fatih. Havalanan top. Köşe vuruşu Karşıyaka'nın. Enes köşe vuruşunu kullandı. Öndre'ye doğru savunma kafayla karşıladı. Bir korner daha. Köşe vuruşu kullanıldı. Kaleci Yusuf'ta kaldı. Muharrem. Halil. Mustafa topu kazandı. Yerde kaldı. Serbest vuruş. Sefa savunma arkasına doğru. Enes. Şık bir topuk pası. Fatih ceza sahası içinde. Şimdi Erdem. Enes Nalbantoğlu topu alamadı. Mustafa. Mustafa topu hala kendisinde. Emre Keleşoğlu. Maçın sonuna en az 3 dakika ilave edildi değerli izleyenler. Karşılaşma en az 3 dakika daha oynanacak. Emre Keleşoğlu. Mustafa Durgun. Enes vurdu, top yandan dışarı gitti. Enes Nalbantoğlu. Karşıyaka'nın bugün gerçekten en etkili ismiydi Enes Nalbantoğlu. Gol attı. İki pozisyonda gole de yaklaştı Enes Nalbantoğlu. Mücadelede artık son anlar değerli izleyenler. Karşıyaka 1, Batman Petrolspor 5. Batman Petrolspor bu galibiyetle puanını 41 yapacak değerli izleyenler. Karşıyaka haftayı 35 bu anda puanda kapatacak. Sol tarafta Enes Nalbantoğlu. Enes. Adnan içeri çevirdi. Fatih topu alamadı. Elle müdahale tespit etti hakem. Serbest vuruş kullanacak Batman Petrolspor. Emre Keleşoğlu. Emre. Orta yuvarlakta Mustafa Durgun.
Erdem. Emre Keleşoğlu. Ömer Alper. Adnan. Mücadelede artık son anlar. Enes Nalbantoğlu içeriye. Ters bir vuruş kaleci Yusuf son anda. Enes çevirdi. Kaleci Yusuf son anda gole izin vermedi. Bir kontratak şansı Batman Petrolspor adına. Sol tarafta Yakup. Offside bayrağı Yakup için kalktı. Gözler artık hakemde, her an son düdüğü çalabilir. Fatih yükseltti. Savunma karşıladı. Yakup. Erdem. Erdem sıyrılamadı. Bir kontratak şansı Batman Petrolspor için. Offside bayrağı kalktı. Gökhan Özbulut son düdüğü çaldı. Karşıyaka 1, Batman Petrolspor 5. Batman Petrolspor bu zorlu deplasmandan 3 puanı, 5 gol aldı değerli izleyenler. Liderlikteki yerini sağlamlaştırdı. Karşıyaka üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu. Turgutlu deplasmanından sonra içeride Batman'a karşı da kaybetti. Sahadan puansız ayrıldı Karşıyaka. Mücadelede 37. dakikada Muharrem'le Batman Petrolspor 1-0 öne geçti. İkinci yarıda 59'da Enes skora denge getirdi. 68'de Tunç Murat Behram, 78 Halil Yılmaz, 81 Yakup Alkan ve 86 Mustafa İnan'ın golleriyle Batman Petrolspor sahadan 5-1 galip ayrıldı. Değerli izleyenler, bizler de Bir TV ekranlarında yaptığımız yayının sonuna geliyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben Ali Kumral, İzmir'den mutlu hafta sonları diliyorum. Maçın skoru Karşıyaka 1, Batman Petrolspor 5. Hoşçakalın.